Safi Yapı'nın katkılarıyla hazırlanan Tarafsız Bölge başlıyor. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Sayın seyirciler, Patrick Bartolomeu, Fener Rum Patriği bir açıklama yaptı. Yabancı bir televizyon kanalına, CBS'e. Türkiye'de çarmıha geriliyoruz dedi. Şikayet etti. Ruhban Okulu'nun, Heybeliada Ruhban Okulu'nun bir türlü açılmamasının kendilerini ne yönelik bir zulüm olduğunu söyledi. Bu konuyu konuşacağız. Patrick'in bu açıklamalarının yarattığı fırtına var. Dışişleri Bakanı umarım Patrick'in dili sürçmüştür diye bir açıklama yaptı. Diğer yetkililerden de ardı ardına açıklamalar geldi benzer şekilde. Bu konuyu konuşacağız. Patrick'in açıklamalarını ele alacağız. Heybeliada Ruhban Okulu konusunu ele alacağız. Çok değerli konuklarımız var. Fakat önce Patrick ne demişti? Onu bir hatırlayalım. I think a lot of people would want to know. Bence pek çok insan şunu merak ediyor. Siz dünyadaki milyonlarca Ortodoks Hristiyan'ın lideri olarak %99'u Müslüman olan bir ülkede yaşıyorsunuz. Çünkü biz bu ülkede bir Müslüman ülke olmadan önce buradaydık. Çok çok önceden, ta en başından beri. Neyin başından beri olduğunu sorabilir miyim? Kilisemizin kuruluşunun başından beri, Konstantinopol Kilisesi'nin. Burada ikinci sınıf insan muamelesi görüyoruz. İkinci sınıf yurttaş muamelesi gördüğünüzü söylüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatandaşlık haklarımızı tam anlamıyla kullanamıyoruz. Bir Yunanlısınız ve burada ikinci sınıf muamele gördüğünüzü söylüyorsunuz. Peki neden Yunanistan'a gitmiyorsunuz? Çünkü ülkemizi seviyoruz. Burada doğduk ve burada ölmek istiyoruz. Görevimizin burada olduğunu hissediyoruz. Bundan önceki 17 yüzyılda olduğu gibi. ...17 yüzyıl evet. Ve merak ediyorum, neden ülkemizin yöneticileri bu tarihe saygı duymuyorlar? Acı ve utanç verici bir şey. Böyle bir okul kapalı, kullanılmayacak bir halde tutmak bir suç. Hem de hiçbir sebep yokken. Neden? Ülkenin kuralları. Bu okul barış, birliktelik, sevgi vaazları veren insanları yetiştirir. Kiliseye bunları vaaz eden insanlar yetiştirme olanağı tanımamak onur kırıcı. Taşlaşmış olan sorunları çözebilmek için başbakanı ziyaret ettim. Sebeplerini sordum. Bize yardım etmesini istedim. Yanıt alabildiniz mi? Asla. Peki bazen topluluğunuzun silinip gitmesinden korkuyor musunuz? Hiç değil. Kurtulduk. Mucizelere inanırız. Burası Kudüs'ün bir devamı. Bizim için onun kadar kutsal. Burada kalmayı tercih ediyoruz. Bazen çarmıha gerilmiş gibi hissetsek bile. Çünkü İncil'de bize sadece İsa'ya inanmamız değil, onun için acı çekmemiz gerektiği de söyleniyor. Bazen çarmıha gerilsek bile dediniz. Evet, çünkü yeniden dirilmeye inanıyoruz. Çarmıha gerilmenin ardından yeniden dirilme gelir. Peki kişisel olarak da ruhani kişiliğinizin çarmıha gerildiğine inanıyor musunuz? Evet, inanıyorum. Evet, Patrick Bartolomeu'nun sözleri, büyük gürültü koparan sözleri bunlar. Bu cümlelerde iki cümle çok dikkat çekti. Birincisi, Türkiye'de kendimizi çarmıha gerilmiş hissediyoruz. İkinci cümle ise, Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz. Çarmıha gerilmek ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmek. Bu iki açıklama çok büyük gürültü kopardı. Dışişleri Bakanı hemen bir açıklama yaptı. Bu bir dil sürçmesidir. Umarım bir dil sürçmesidir dedi. Sayın seyirciler, az önce de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Suriye'ye giderken havaalanında bir açıklama yaptı. O açıklamaya da bakacağız. Ama önce Patrick'in açıklamalarıyla ilgili olarak Patrikhane Sözcüsü'nün yaptığı değerlendirmeler var. Onlara bir bakalım. Our problem. Patrolo Konstantinov.
Bu bir dil sürtmesi değildi. Peki Patrick Bey bu söylediklerinden? Patrick Bey bu söylediklerini herhalde düşünerek söylemişti. Fener Rum Patrikhanesi sözcüsünün Patrick Bartolomeo'nun sözlerini açıklaması böyle. Sözcü sözlerimizin arkasındayız dedi. Çarmıha gerilmek deyimini açıkladı. Çarmıha geriliyor ne demek? Bakın her lisanın bazı özellikleri vardır. Şimdi biz Rumca'da günlük hayatımızda konuşurken sen beni çarmıha geriyorsun deriz. Bu demek değildir ki İsa Efendimiz gibi çile çekmek, ölmek, insanlık için ölmek yani dini manada bir çarmıha gerilmek değil, zor duruma düşmek, çile çekmek, ıstırap çekmek manasına gelir. Yani böyle bir şey olabilir mi diye aklınıza geldi mi? Yok, gelmedi. Yani bu Patrik'in karakterini biliyoruz. Çok insancıldır. İnsanları sever ve seven insan da içinden geldiği gibi şeyler. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu umarım Patrik'in dili sürçmüştür dedi. Ama Patrikhane sözcüsü hayır sürçmedi diyor. Bu bir dil sürçmesi değildi. Hiç kimseyi rencide etmek istememiştir. Bazı gazetelerin yazdığı gibi mesela Türk milletine karşı bir şey söylemiş değildir. Türk halkına karşı bir şey söylemiş değildir. Patrikhane tarafından açıklamalar böyle. Hükümetin de tepkisi sürüyor. Son açıklama Bakanlar Kurulu sonrası hükümet sözcüsü Cemil Çiçek'ten geldi. Çiçek de keşke bizimle konuşsaydı dedi. Talebi olacak idiyse bunu başka makamlara Türkiye'yi şikayet eder tarzda değil. Zaten bizimle diyalog halinde. Sayın Başbakanımız bunlarla adada toplantı yaptı. Bu taleplerin içeride değerlendirilmesi bizce daha doğru olur. Türkiye'yi şikayet eden bir üslup bence çok doğru değil. Ne aranacaksa Türkiye'de aranmalıdır diye düşünüyoruz. Evet, Patrikhane'den yapılan açıklama böyle. Şimdi de az önce Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya bir bakalım. Daha sonra tartışmamıza geçeceğiz. Mayıs'tan sonra ben Ağustos'ta adada biliyorsunuz bütün bu azınlık temsilcileriyle, dini temsilcileriyle bir 150 kişilik grup olarak bir araya geldik. Ve o gün Sayın Bartolomeo ile birlikte de hatta ta yetimhaneye kadar çıktık. En tepe noktadır. Yetimhaneyi gezdik, gözdük, orayı dolaştık falan. Ve kendileriyle sohbetimiz bayağı genişçe de uzadı. Tabii merakımı mucib oldu. Yani çarmıha gerilmekle ilgili ne kastediliyor? Yani ifade edilen ne? Çünkü bizim ülkemizde böyle bir yani çarmıh falan böyle bir şey söz konusu değil. Yok böyle bir şey. Kendi literatürlerinde yani beni zora sokmak, sıkıntıya düşürmek gibi bir ifade yerine bunun kullanılacağını söylüyorlarmış. Tabii biz Ağustos görüşmelerinde toplantısında filan böyle bir şeyi kendilerinden hiç duymadık. İyi niyet içerisinde bu ülkenin bir vatandaşı olarak çalışmalara, sürece katkıda bulunma gayretlerinden bahsettiler. Yani taze bir ifade veyahut da farklı şu anda anlaya geldiğimiz bir ifade olsa talihsiz bir ifade diyeceğim. Ama yani bunu daha sonra arkadaşlarla şöyle bir araştırınca böyle kullanırlar bu ifadeyi deyince ben de tabii daha... Evet, Başbakan'ın açıklaması da bu şekilde. Şimdi hemen tartışmamıza geçelim. Konuklarımızı sizlere tanıtalım. Profesör Doktor Sibel Özel bizlerle. Hoş geldiniz Sibel Hanım. Sibel Hanım, Patrikhane üzerine çalışan bir akademisyen. Fener Rum Patrikhanesi ve Ruhban Okulu isimli bir kitabı da var. Tekrar hoş geldiniz diyorum size. Türkiye'de yayınlanan, İstanbul'da yayınlanan Apogeumatini adlı bir Rumca gazete var. Bu gazetenin sahibi, genel yayın yönetmeni, doğru mu? Mihail Vasiliodis bizlerle. Hoş geldin Mihail. Hoş bulduk. Sizin gazete hala devam ediyor değil mi Rumca? 1925 yılından beri devam ediyor. Çok eski bir gazete, köklü çok bir gazete. Cumhuriyet'le birlikte Türkiye'nin en eski gazetesi, günlük gazetesi. Biraz hani Türkiye'deki, İstanbul'daki Rum cemaatine seslenen, biraz değil tamamen onlara seslenen bir gazete. Şu anda öyle ama yayına başladığı dönemde ve özellikle eski yazının hakim olduğu dönemde mübadil olarak Türkiye'ye gelen kişiler de bu yapmatini Türkler de yani şeyden gelenler. Eski yazı mı başlamış yayına? 1925 yılında.
eski yazı Rumca. Yok yok, Rumca olarak. Rumca. Yani Türkçe gazeteler eski yazıyla yayınlanırdı. Yayınladığı dönemde o zaman... onlar eski Türkçe yazıyı okumasını bilmezdi. Yunanca okumasını bilirdi. Dolayısıyla bu yazı metnini okurlardı. 1925'ten itibaren yayınlanan 12 Temmuz 1925'ten. Patrikhane ile ilişkileriniz nasıl sizin? Her Hristiyan'ın Patrik'le ilgili ilişkisi neyse benim de o. İyi midir her çok Hristiyan? Çok iyidir, çok iyidir. Bir de üstüne üstlük sınıf arkadaşıyız. Zoografyon Lisesi'nde aynı okulda beraberdik. Patrik'le ondan mi? Sonra evet. Bugün görüşmüşsünüz galiba. Görüşecektim, olmadı. Benim gazetenin bazı İşler, konuları vardı. Yazılarla işleri. İlgili vaktim olmadı. Peki gidemedim. Bir şey soracağım Mihail. Patrik'le bu açıklamalarının CBS'de yayınlanmasından sonra kopan fırtınaların ardından konuşma fırsatı oldu mu? Hayır, olmadı ama aramızda çok konuştuk. Peder Dositeos'la da konuştuk. Eğer bir doğru tercüme yapılmış olsaydı bunların hiçbiri çıkmazdı. Hiçbir şekilde classify, yani çarmıha gerilmek ibaresinin mecazi anlamı olan çile çekmek bu kullanılsaydı. Ama başbakana anlatılmış olsa gerek evet. Ki başbakan herhalde yani bu onların sonra. Kendi literatürlerinde başka bir anlama geliyormuş dedi. Benim korkum şu. Sayın Bakan'ın açıklamasını yapmadan evvel kendi bakanlığının Dışişleri Bakanlığı'nın tercümanlarından bunu istemesi gerekirdi. Yoksa yani bu, başbakanın gösterdiği hassasiyeti biraz Dışişleri Bakanı göstermedi. İşi gücü Patrikhane'ye saldırmak olan bazı gazetelerin ifadelerine dayanarak böyle bir açıklama yapılmaması gerekiyor. Hepsini konuşacağız Mihail. Tekrar hoş geldiniz diyorum size. Kezban Hanım bizlerle, Avukat Kezban Hanım, Kezban Hatemi. Siz de hoş geldiniz Kezban Hanım. Ankara stüdyomuzda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muharrem İnce var. CHP Yalova Milletvekili. Muharrem Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Muharrem Bey, sizle başlayalım. Başbakan az önce bu çarmıha gerilme meselesiyle ilgili dedi ki biz bunu araştırdık. Bu kendi literatürlerinde sıkıntı çekmek, eza çekmek anlamına geliyormuş dedi ve bu nedenle de üzerinde fazla durmadıkları imasında bulundu. Ne diyorsunuz? Siz hak veriyor musunuz başbakana? Yani bu çarmıha gerilme meselesi, Patrik'in biz burada kendimizi çarmıha geriliyor hissediyoruz vurgusunu böyle mi algılamak lazım sizin açınızdan da? Olabilir, o şekilde düşünülebilir. Hiç de yadırgamıyorum. Eğer Sayın Patrik'in amacı Türkiye'yi şikayet etmek değilse ben Patrik'ten önce Sayın Bakan'ı önemsiyorum. Bakınız Bakan'ın şikayet etmesi önemli benim için. 28 Mayıs 2008'de Ali Babacan Avrupa Parlamentosu'nda Dış İlişkiler Komitesi'nde aynen şöyle demişti. Türkiye'de yalnızca gayrimüslimlerin değil Müslümanların da Müslüman çoğunluk içinde dini özgürlükleriyle ilgili sıkıntılar var demişti ve Türkiye'ye şikayet etmişti. Dışişleri Bakanı'nın şikayet ettiği bir ülkede Patrik'in sözleri ister çile çekmek, ızdırap çekmek anlamında algılansın, isterse çarmıha gerilmek anlamında algılansın çok fazla önemsemiyorum. Ama bir kişi ben şu niyetle söyledim diyorsa ona da inanmak zorundayız. Ben tartışmaya daha başlamadan önce şunları söylemek istiyorum. Türkiye'de yaşayan Rum vatandaşlarımız bu ülkede benim kadar hak sahibidirler. Ben nasıl askere gidiyorsam onlar da askere gidiyor. Ben nasıl vergi veriyorsam onlar da vergi veriyor. Fakat ben Türkiye'de azınlıkları tartışırken Batı Trakya ile birlikte tartışılmasının gerektiğini düşünüyorum. O da şundan dolayı. Ben Türkiye'de yaşayan Rumları bir rehine olarak gördüğümden dolayı değil. Kolektif haklardan ziyade İnsan haklarından, insan olduğundan gelen haklarının tartışılmasını istiyorum. Türkiye'de yaşayan Rumlarla benim vatandaşlık bağım var. Aynı ülkenin vatandaşıyım. Ama Batı Trakya'da yaşayan insanlarla akrabalık bağım var, soy bağım var, insan olarak bağım var. Ve bunların birlikte tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki bu birlikte tartışılmıyor. Bunları birlikte tartıştığımızda göreceksiniz ki çok çok daha kötü durumda olan, çok çok daha zor durumda olan
insanlar var. Örneğin Muharrem Bey, bir dakika. Kendisinin... Bir dakika. Pardon, ne diyecektiniz? Tamamlayın sözünüzü. Sadece şunu söyleyeyim. Şu anda ismini alamadım beyefendinin, gazeteci. Mihail Vasilyodis. Mihail Vasilyodis. Evet, Mihail Bey Türkiye Cumhuriyeti'nin televizyonuna çıkar, ben Rum'um der. Bunu övüne onun gurur kaynağıdır bu. Bunu övünerek söyleyebilmelidir. Bunu söyler ama Gümrücine'de yaşayan bir Türk ben Türk'üm diyemez. Yunan hükümeti onun Türk olduğunu kabul etmez. Sen Müslümansın, Elen ırkından gelen bir Müslümansın der. Türk tabelasını asamaz Gümrücine'de, İskeçe'de bir vatandaşımız. Ama İstanbul'da pekala Rum ilkokulu tabelasını asabilirsiniz. Mihail Bey, ne diyorsunuz? Bir kere Rum kelimesiyle Türk kelimesini karşı karşıya getirmek, birbirinin karşıtı olarak görmek doğru değil. Neden? Çünkü Rumluk bir dini ögeyi ihtiva eder. Ben bugün söyleyebiliyorum, belki istersem söylerim ama düne kadar, kısa bir maziye kadar Yunanlıyım diyemezdim. Bunu demek benim başıma bela açardı. Ve Yunan Derneği diye bir dernek Türkiye'de kapatılmıştır. Rum'la Türk'ü karıştırmayalım, Yunan'la Türk'ü karıştıralım. Özellikle örneğin Kıbrıs'taki Yunan asıllı kişilere Rum ismini vermekle onlara bir yanlış niteleme vermiş oluyoruz. Ve peki, yıllar yılı orada meydana gelen olaylar bizim başımıza patlıyor. Asıl problem şurada. Muharrem İnce diyor ki, Gümülcine'deki Türklerin sorunlarını tartışmadan, onları gündeme getirmeden Türkiye'deki Rumların sorunlarını tartışamayız. Ama bugün başlamayalım buna ama. Pardon? Bugün başlamayalım. Hayır, öyle demedim. Yani hayır, Türkiye'de öyle demedim. 2500 nasıl Rum dediniz? Kaldı. Ben yanlış mı özetledim? Trakya'da 150 bin Türk hayır. Var. Sayın Coşkun. Nasıl dediniz? Ben birlikte tartışılmalı, eş zamanlı tartışılmalı. Tamam, eş zamanlı tartışalım. Eş zamanlı tartışalım ama buna 1920'lerden başlayalım o zaman. Çünkü 1920'lerden bugüne kadar eş zamanlı tartışmadık. Biz ödediğimiz diyeti ödedik. Bundan sonra gelin sizi artık orada bir şey olmadan burada biz size bir şey vermiyoruz demek. Hani aldıklarımız kalsın. Bundan sonra orada bu olursa size de bunu verelim. Şurada o olursa bunu verelim. 150 bin kişiyle 2500 kişiyi bir tutmak benim yani üzer çarmıha gerer. Çarmıha gerer. Çarmıha gerer. Peki oradaki Türklerin durumu sizden daha mı kötü, daha mı iyi? Vallahi orada 150 bin kişi yaşıyor. Eğer oradaki durumu kötü olsa o kadar kalır mıydı? Yani... Bugün benim orada çok arkadaşım var. Şikayetleri var ve olmalı. Önlerinde Avrupa Birliği üyesi bir ülke var. Ve Avrupa Birliği'nin bütün haklarından istifade edebiliyorlar. Bizim böyle bir şansımız olmadı. Muharrem Bey, ne diyorsunuz? Varlık vergisi varken, 20 hayır, yaş askere alınırken, 6 Eylül olayları Yunan patlak hükümeti... verirken, sınır dışı olayları edilirken, neden birlikte bunları görüşmedik de şimdi birlikte görüşelim diyoruz? Ben bir Rum olarak Yunan birlikte hükümeti, görüşmeyi istemem. Bir pozitif ayrımcılık isterim Sayın Beyefendi'den. Yunan hükümeti seçilmiş müftüleri tanımaz. Beni ilgilendirmez müftü beyefendi. Atar. Ama seçilmiş müftünün... Yine Yunan hükümeti... Seçilmiş müftünün nesini diyeceksin? Şimdi beni Yunan hükümetinin avukatlığını yapmaya sürüklemeyin istemiyorum. Ama illa ki... Bilmek istiyorsanız şunu söyleyeyim. Yunanistan'daki müftülerin devleti bağlayan imzaları vardır. Türkiye'de bu yoktur. Vardı ama 1923'te Lozan'dan geri döner dönmez Rum, Ermeni, Yahudi kişilerin, toplumun temsilcileri çağrıldı ve bunlardan zorla feragat ettirildi. Halbuki Yunanistan'da hala bir müftü bir hakimlik yapıyor. 13 yaşındaki kıza evlenmeye izin verebiliyor. Niye seçilmiyor o zaman? Seçilmiyor çünkü Yunanistan'da hakimler seçilmez, tayin edilir, devlet memurudur. Hem Türkiye'de de müftüler seçilmiyor. Peki bunu tartışacağız Muharrem Bey'de. Türkiye'de seçmediğimiz 72 milyonun müftüsü seçilmiyorken bir ona küçük... bir şey demiyoruz.
150 bin kişinin müftüsü seçilmiyor diye sırf buradaki vatandaşımıza hakkını vermemek için bunu ortaya koyuyoruz. Peki Mihail, konuşacağız hepsini. Şimdi ben Sibel Hanım ve Kezban Hanım'a döneceğim ama kısa bir reklam arasından sonra. Kezban Hanım'ın ne diyeceğini çok merak ediyoruz. Patriğin açıklamaları ile ilgili olarak sizin de ne söyleyeceğinizi açıkçası merak ediyoruz. Ama hepsini kısa bir reklam arasından sonra. Fi Yapı'nın katkılarıyla hazırlanan Tarafsız Bölge reklamlardan sonra devam edecek. Fi Yapı'nın katkılarıyla hazırlanan Tarafsız Bölge devam ediyor. Evet, devam ediyor Tarafsız Bölge. Bu arada Profesör Niyazi Öktem de bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Kezban Hanım'la devam etmek istiyorum. Kezban Hanım, siz nasıl değerlendiriyorsunuz Patrik'in açıklamalarını ve ondan sonra oluşan tepkileri? Şimdi bu konuşmanın özü çarmıha gerilmek değil. Bu konuşmanın özü Patrik'in cemaatinin sıkıntıları ve dolayısıyla Patrikhanenin sıkıntılarının üst üste birikmesinin verdiği bir bıkkınlık halinin izahı. Şimdi eğer konuşma metnine bakarsanız karşılıklı konuşmada çok ciddi olarak işte sorunlar anlatılıyor. Şu oluyor, bu mesela ne deniyor? İşte müktesebata dikkat edilmiyor, mülkiyet hakkı ihlalleri devam ediyor. İşte okul, din adamı yetiştiremiyoruz, okul hala açılamıyor gibi sorunlar konuşulurken ki daha birçok sorun. Peki Rumsunuz, madem bu sorunlar çözülmüyor, niçin Yunanistan'a gitmeyi düşünmüyorsunuz deniyor. O da o zaman diyor ki yani gidemeyiz. Zaman zaman kendimize çarmıha gerilmiş hissetsek de İsa'ya inancımız bizim acı çekmemizi de hedeflediği için mücadele edeceğiz. Biz 17 asırdır bu topraklardayız. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük ve bu topraklarda öleceğiz diyor. Tıpkı rahmetli ve sevgili Hrant'ın bu topraklarda evet gözüm var ama toprağın üstünde değil altında yatmak için demişti hatırlarsanız. O korkunç olay olmadan çok kısa bir süre önceydi söylediği ve beni çok etkilemişti. Peki niye gürültü kopardı bu kadar? Şimdi bu gürültü şöyle oldu, yanlış anlama oldu. Benim dikkatimi çeken ve benim için çok anlamlı olan bir şey bu görüşme Nisan ve Mayıs ayında iki defa giriyor bu Amerikan televizyonu. CBS. Biri CBS, biri Ruhban Okulu'nda bir kısmı çekiliyor, biri Gökçeada'da çekiliyor. Bunlar daha yayınlanmadan, yani 9 ay önce yapılmış bu program, yayınlanmadan Aralık ayında ve muhabirin alt başlıkları verilerek yayınlanması çok enteresan. Biliyorsunuz İngilizce'de Christified deniyor. Yani evet, tek bir cümle. Haça gelin, çarmıha gelin. Bakın şöyle, biz annem, erkek kardeşimle ben annemi inanılmaz rahatsız ederdik çocukken. Yaramaz bir çocuktuk ve artık bıkkınlık gelirdi. Dediğimizi yaptıracağız diye uğraşırdık. Hatta böyle o elinde terlik, biz masa etrafında dönerdik ve bana cehennem azabı çektiriyorsunuz, artık yeter, bıktım diye bağırırdı. Ben bunu duyar duymaz hemen bu çağrışımı yaptım. Geçenlerde Baskın Orhan Hoca ile konuşurken Kezban dedi, ben İzmir'de büyüdüm. İzmir'deki bütün Hristiyan komşularımız çocuklarına camdan bağırırlar. Beni çağırmaya geldin, kaç saattir içeri gir diyorum, anlamıyor musun diye. Bu bir sadece deyim, dini bir deyim de değil. İnsanların günlük, Hristiyan ailelerin günlük hayatında yerleşmiş bir deyim. Ayrıca mesela bir arkadaşı ona bir şey, yani öyle beni gerdi ki yani çarmıha gerdi gibi. Mesela cumartesinden beri ben de kendimi çarmıha gerilmiş hissediyorum. Bunu gerçek manada söylüyorum. Neden? İnanılmaz bir şey. Patrikhaneyi ve Patriği bulamayan medya, işte danışmanı, avukatı diye artık anlatamam size. Yani uçaktan inene kadar 36 tane telefon gelmiş. Yani bu kadar olmaz. Yani şunu anlatmak için dikkatinizi çekmek istiyorum. Ya burada şu oluyor. Medya DTP gibi çok önemli bir konuda onu anında bıçak gibi kesiyor. Aman ne kadar güzel bir şey. Hepimiz çok uğraş verdik. İmzalar başlattık tekrar. Bu sokakta yapılmaz, mecliste yapılmalı diye. Bu problem bitti. Her şey düzeldi. Sanki Kürt sorunu kalmamış gibi anında bırakıp
Türkiye için başka bir provokasyon konusuna yöneliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Zinde güçler görevde demek. Peki. Bundan hiçbir şey çıkmaz. Patrik'in söylediği laf kendi içinde bir sıkıntıyı ifade ediyor ki o sıkıntı gerçekten var ve eğer sıra gelirse anlatalım. Çok teşekkürler. Siz ne diyorsunuz bu konularla ilgili, Patrik'in açıklamaları? Evet, ben öncelikle şunu belirttim ki Patrik bu görüşmeyi Grekçe yapmadı, İngilizce yaptı. Dolayısıyla burada crucify sözcüğünün İngilizce'deki anlamıyla biz yorum yapmak zorundayız. Aksi takdirde İngilizce'deki bunu... anlamı haça germek değil mi? Evet, çarmıha germek. Bu çok ağır bir laf. Yani, peki, yani İngilizce'de bu laf ben çok üzüldüm, kasıldım, işte bana cehennem azabı çektiriyorsun demek için Amerikan toplumunda, Hristiyanlarda kullanılan bir sözcük değil. Bakın o program İngilizce yayınlandı. Bütün dünya onu İngilizce izledi. Dolayısıyla crucify yani ya, çarmıha geriliyoruz sözü İngilizce anlamıyla ağır bir sözcük. Ne anlama geliyor? Yani, yani çok, nasıl bir çok karşılığı büyük bir var? Baskı, çok büyük bir acı, çok büyük bir zulüm içinde. Evet aynen o zaman, öyle. O yüzden onu söyledi de, zaten. Onu da tartışırız. Hani bunun siz bu kadar büyük bir zulüm içinde olmadıklarını mı düşünüyorsunuz? Evet, bir Türk vatandaşı olarak unutmayın Bartolomeos Türk vatandaşıdır. Patrikhane Türk kurumudur. Lozan'da Venizelos söyledi Türk kurumu diye ve bundan sonraki bütün münakaşalarda da biz bu Türk kurumu savını kullandık. Hayır, doğrudur çünkü. Sizce? Şu açıdan söylüyorum yani bir Türk vatandaşı olarak benim ülkemde bir grubun bu derece ağır bir mezalime, zulme uğradığının tüm dünyaya bu kelimeyle ilan edilmesi beni üzdü. Yalnız yani ben, o yüzden bir dakika, insanlar bir dakika, alınabilir. Bir dakika da Sibel Hanım, şöyle bir şey var. Yani ben tabii bir Türk vatandaşıyım. Eğer ben ve benim gibi düşünen bir grup insan büyük bir baskı altında hissederse kendini, ben çıkarım Amerikan televizyonunda da Yunan televizyonunda da Türkiye'de bana çok büyük baskı yapıyorlar derim. Değil, ifade özgürlüğünüz. Tamam. Ama o da benim, Türk benim vatandaşı buradan anladığımı da hani siz bunu böyle anlama diyemezsiniz. Bunun yorumunu. Ha, anladım. Çünkü hukukta evet, bir yorum ilkesi var. Siz böyle vardır dersiniz, ben de kelime, bunu böyle anlarım kelimenin diyorsunuz. Kelimenin karşı tarafta bıraktığı izlenim budur. Peki tekrar ne sakıncası ediyorum var? Zulüm görüyorsa hadi, kendini öyle hissediyorsa ama ifade ben bu açıklamalar için diyorum. Yani başbakanın ifadesi, biraz önce konuklarımızın ifadesi, yani bunun savunmasını yaparken siz bir açıklama yapıldı bize. Dendi ki bu günlük dilde Hristiyanların kullandığı, kendi dillerinde kullandığı bir şeydir. Tekrar ediyorum, röportaj Grekçe yapılmadı, İngilizce yapıldı. Çünkü ama röportajı veren muhatabı Grekçe değil düşünür, İngilizce ifade ama İngilizce eder. Almancasını da yapar yani bunun. Röportajı veren 8 ay önce yapmış, şimdi veriyor, gündem şimdi belirliyor. Onlar ayrı hikayeler. Ama şunu ortaya koyalım, röportaj İngilizce yapıldı ve bütün dünyada İngilizce olarak. Ama çünkü röportajın muhatabı muhabir İngiliz. İngilizce konuşuyor. Yani konuşan, Rumca bilmiyor. Konuşan kişi İngilizce yani konuşuyor olabilir ama çevirmeyin. Bence yani şöyle yani müsaade edersiniz yani olay yani şu. Ha, buyurun tamam tabii. Çünkü hani bu anlamda neden böyle şey ortalık çok büyütüldü dediniz. Bence de çok büyütülmesine gerek bir şöyle şey yok bak. İfade özgürlüğü. Fakat bir şeyin altını bir çizeceğim. Dakika, devam edeceksiniz. Onun altını çizeceksiniz. Niyazi Hocam ne diyeceksiniz? Hemen şimdi sizinle devam edeceğim. Bizim günlük terimimizde elimiz kolumuz bağlı hiçbir şey yapamıyoruz artık. Ağır bir İngilizce'de efendim, ağır bir anlam. Ya şimdi ağır. Siz hiçbir Amerikan filmi değil. Amerikan filmi değil. Amerika'da bulundum. Fransa'da da. Je suis crucifié Fransızlar der. Ha ben yani Fransa'daki bir Katolik, bir inanç sahibi çok sıkıştığında bu deyimi kullanır. Aynen. İngilizce. Ben filmden hareket yani etmiyorum. Ben yani ilişkilerimde, Amerika'daki ilişkilerimde zaman zaman bu lafı ben duydum. Yani elimin kolumun başka bir ifade, peki, daha vurgulayıcı bir ifade ama bence, yani. Bence bunu tartışmaya bile gerek yok. Eğer Patrik kendisini böyle hissediyorsa böyle ifade eder. Yorumluya, yumuşatmaya da gerek tamam, yok. Tamam, yumuşatmaya da gerek yok. İfade eder. Hayır, hiç kimse, bakın pardon bir dakika, hiç kimse yumuşatmadı. Bunu Türk halkına ne anlama geldiğini açıklamaktı. Bu bizim en ağır nedir? Cehennem azabıdır Müslümanlar için. Şimdi bakın İngilizce verildi röportaj. Altyazı Türkçe verildi. İnsanlar anladı de onu. En ağırı Hristiyanlıkta da budur. En ağırını karşılığı olarak söylüyor. Evet, yani bunu böyle hissediyorsa kimsenin tamam böyle bir ben ifade özgürlüğüne inanan evet bir tamam uçuyum. İfade mesele yok özgürlüğü. Yani burayı geçelim özgürlüğü bence yani. Buraya bence takılıp kalmıyorum. Bence ağırdığı şeydi yani kelime bu. İngilizce yapıldı ve İngilizce crucify sözcüğü kullanıldı. Tamam ağır konuştu. Hükümete de eleştiri olduğu için
Hükümet de kendini savunmak adına cevap verdi. Ama cevabı kim verdi? Dikkatinizi çekiyorum. Dışişleri Bakanı verdi. Niye Dışişleri Bakanı? Çünkü ona sordular. Çünkü Türk vatandaşıdır. Yabancı... Hayır, işte bu çok yanlış efendim. Türk vatandaşıdır Sayın Bartolomeos. Patrikhane Türk kurumudur. Bu mesele Türk hukukunu ilgilendirir. Sorunlar varsa Türk hukukunu ilgilendirir. Yetkili makam İçişleri Bakanı olmalıydı. O zaman Dışişleri bizim vakıflar neden yabancı, Dışişleri Bakanlığı'na soruluyor da İçişleri Bakanlığı'na soruluyor? Görüş alınır. Siz hiç azınlık tali neden görüş alınırsa? Bu yanlış. Yani yabancı Sibel değiller Hanım, azınlıklar. Azınlıklar tali komisyonunun işine. Hayır, sizin siz yabancı azınlık tali komisyonundan illegal bir kuruluştan haberiniz var mıydı? Bakın her devletin kendi içinde olur. Biz hukuktan bahsediyoruz. Uygulamada haksızlıklar olabilir. Şey, Türk olabilir. Müdür yardımcısının yani anlamı sizlerle nedir? Konuştuğunuz yani Müslüman çoğunluk demek oluyor. Yanlış ama öyle. Evet haklısınız. Türk deniyor ama kastetler demek ki Müslüman... Demek ki bizim Türk olduğumuz kabul edilmiyor. Bakın bir kızımız, milli marşı söyledi, ödül kazandı. Buna rağmen gazetedeki haberde şöyle deniyor. Türk müdür yardımcısının işte hazırladığı kız. Yani okulun müdürü olan o kadın. Rum ismi olan kadın. Zaten böyle bir haber verilmiş. Türk değil mi? Demek ki kabul ediyor. Ya ben dehşete düştüm. Amerika'daki gazeteler de böyle veriyor. Bir şey olduğu zaman. Ben o yarışmanın kendisine karşı. O gazetede. Yani bu ibareler, bu sıfatlar her ülkede kullanılıyor. Hukuki açıdan ben konuşuyorum. Ve diyorum ki size doğru değil tabii ki. O gazetede. Peki bir dakika. O gazetede haberi yapan kadın. Nihayet. Bu da bence tali bir konu. Şöyle ki. Yani Dışişleri Bakanı'nın... Kezban Hanım'ın hatırlattığı gibi bir soruyla karşılaşması üzerine bu konuda açıklama yapması, bu konuda bir cümle sarf etmesi yanlışça da doğru. O açıklamayı bilmediğini söyledi bana bugün bakan. Yani ben duymadan anında bana söylendi. İçişleri Bakanı'na sorulsaydı o da tesadüfi de olabilir. Sert bir şekilde cevap verdi. Ondan sonra hükümetin diğer kanadı biraz daha yumuşattı. İlk seferine Davutoğlu'nun ifadeleri oldukça sert bir şekilde, tonlaması da sert bir şekildeydi. Diyorum işte yani Dışişleri Bakanı yerine bence hukuken doğru olanı illa bir cevap verilecekse ya hükümet sözcüsü ya İçişleri Bakanı. Çok doğru. Yani doğru kavramlarla bence vatandaşa gerekiyor. Size öyle çok mi? Mu? Onlar mı cevap verir? Ben konuştuğum zaman bana onlar mı cevap verir? Kim veriyorsa? Bugün Başbakan Tekin işçilerine de cevap verdi. Bakın, herkese cevap veriliyor. Yani o konuyla bir alakası yok ki. Bu suçun gereğini savcılar yapar. Suç yok ki ortada. Anlatabiliyor da. Muyum? Suçla o halde hiçbir cevap vermeye de gerek yok. Bence de yani bence bir suç varsa, savcılar bakar o suça. Aynen. Yoksa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da bir siyasetçi kimliğiyle bir açıklama yapar yani. Patrik böyle demiş, ne diyorsunuz? Vallahi işte baktık filan bir şey der. Ama bu o konunun enerji konusu içine girdiğinin anlamına gelmez aynen ki. Aynen öyle. Böyle enerji planlanmış bir şey. Niye yorum yapsın ki bu konuda? Niye yapmasın yani siyasetçi? Yani Patrik'in ifade özgürlüğüyle aynı zamanda, konuyu dillendirmesin de. Aynı zamanda bir siyasetçi. O yetkili bakan konuşacak. Bakanlar aynı zamanda siyaset adamlarıdır, milletvekilleridir, politik görüşleri ama vardır. Ama hükümet kendi öyle içinde planını ama, yapıyor öyle zaten. Ama neden gidip Dışişleri Bakanı'na ama soruyorlar? Bakın, sorana soralım. Hayır işte. Bey, sorana sormak sorana lazım sormak bunu. Sorana sormak lazım. Evet. Onun için farkındalık olabilir. Yani soran, soranın gözünde sizin durumunuz dışişleriyle ilgilendirdiği için oraya gidiyor. Hep öyle olduğu için. O gazeteci de o haberi yaparken Türk müdür yardımcısı derken gayet sevdiğim bir tanıdığım gazeteci böyle bir düşüncesi yok. Hayale uğradılar ama yani. O kadar bir beyin yıkaması var ki. Günlük dilde de o şekilde kullanıldı. Irkçı peki, şeyleri kullanıyoruz deyimleri. Mihail siz daha basit daha konunun özüne gelelim. Bana bir cümleyle söyler misin lütfen? Siz Rumlar onlar için yıllardır gazete çıkartıyorsun. Onların sorunlarını anlatıyorsun gazetede. Siz Rumlar kendinizi Türkiye'de baskı altında hissediyor musunuz? Hem nasıl? Etmesek. Bence meselenin özü etmesek, bu. Etmesek, baskı altında olmasak 150 bin kişi, 2500 kişiye düşer. Ama sayıyla peki, ilgili çarmıh der misin? Çarmıha geriliyoruz Rumca der misin? Konuşurken o ifadeyi kullanabilirim. Türkçe söyleyecek olsam çile çekmek der. Çile çekmek. Neden? Nedenini de söyleyeyim. Çünkü gerek çarmıha gerilmenin, gerekse çile çekmenin sonunda çok güzel bir şey var. Hedefe ulaşmak. Çile çeken derviş Enel Hak diyebilir. Evet. Öyledir. Peki ne diyorsunuz? Ve işte bir çarmıha gerilen Hazreti İsa dirilmeye gidiyor. Saygısızlık etmek istemiyorum ama yine ilkeler bazında konuşuyorum. Son günlerde, daha doğrusu son yıllarda hep bir mağdur edebiyatı üzerinden imtiyaz talebi var.
Yani bunun mağdur evet. edebiyatı evet. olmasından ben evet. rahatsızlık duyuyorum. Evet tabii çünkü 80 sene elimizden alanı söyleyemedik. Peki nedir elinizden şimdi alanı? Ayrımcı, ama bugünü bana söyle lütfen geçmişe dönmeyelim. Yani geçmişte hep hatalar tabii ki yapıldı. Her yerde bana hata yapmayan bir ülke gösterin. Ama bugün geldiğimiz 2009'da bir tür demokratik kanunlarımız çıktı, uygulamalarımız değişti. Avrupa Birliği'ne uyum süreci içinde pek çok şey yaptık. Şu an Türkiye'de bana eksik ya da yanlış olan şey nedir? Yani benden Rumlar farklı. Ben yapılan, de eziliyorum bu ülkede. Yani bana eğer kanunları ifade özgürlüğü engel varsa bende de var. Bilmez. Çünkü onun ona o cevabı vermezler bile. Şimdi bakın bu AK Parti iktidara gelene kadar Türkiye'de bir uygulama vardı ve çok vahim bir uygulamaydı. Ama bu kanunla filan da ortaya konmuş bir uygulama değildi. Hükümetin bakış açısıyla uygulama işlevini kaybetti. Ama başka bir hükümet geldiğinde bu gene aynısı olabilir. Nedir? Şimdi ben veya siz, diğer Sibel Hanım, hocam bir gayrimenkul almaya gidersek, o gayrimenkul üzerinde ipotek veya ne bileyim üçüncü kişinin alacağı bir sükna hakkı, intifa hakkı, şu bu haciz yoksa, devlette trafik nedeniyle bir borcun morcun yoksa, bizim işlemlerimiz harcını yatırırsın, bir gün içinde alırsın. Doğru Rumsa mu? Rumsa ne olur? Eğer Rum asıllı Türk vatandaşıysa gene bir şey demezler ona. Evraklarını bırak inceleyeceğiz derler. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nde Ankara'ya merkeze sorulur. Bir ay evrak tutulur. En az bir ay. Bir ay, bir buçuk ay sonra o gayrimenkulü alabilirsiniz. Ben şahıslar bir küçük örnek verdik Ezban Hanım. Bir küçük örnek. Size küçük bir örnek vereyim. Geçen aşağı yukarı bir buçuk ay önce bu kalktı ama Galata, şimdi. Galata'daki vakfımız için seçim yaptık. Seçimde seçilenler seçildi. Mazbatası hala verilmedi. Verilmez. Ve bunların arasından hiçbir bir veya iki kişinin ne diyorsunuz? Mazbatası verilmiyor. Bir dinleyelim ne neden diyor? Neden vermiyorsunuz diye soruyorum. Gerilen lüzum üzerine deniyor. Adam mahkemeye müracaat ediyor. Ya diyor kardeşim benim silah taşıma ruhsatım var. Onu bana verdiniz. Peki şu Fener Rum Lisesi'ni idare etme hakkını niye tanımıyorsunuz? Ne ve sonunda size? Mahkemenin kararı ile adam mazbatasını alıyor. Mahkeme kararıyla almış. Yani sonuçta iki sene geçtikten sonra uygulamada ve oradaki bazı para çarçur bazı değil çok şey. Bu bugün Türkiye'de kusura bakmayın ama etnik köken biliyorsunuz farklılıkları da mağdur edebiyatının bir parçası oluyor. Ama eğer fakirseniz, arkanız yoksa, belli şeylerde bilginiz yoksa önünüze hep engeller çıkıyor. Bu Türkiye'nin genel problemi. Yani hepimizin problemi. Yani sadece şunu azınlık diyorsunuz, olarak sizin buradan değil, yola çıkarak demokratikleşme, şeffaflaşma, adam kayırmacılığın olmadığı, nepotizmin olmadığı bir ülke istiyorsak yola hep çıkarak beraber bu hareketi yapacağız. Yani itirazlarınızı birlikte yapacağız. Türk vatandaşısınız. Türk vatandaşlarının sahip olduğu bütün haklara ama aynı zamanda mükellefiyetlere de sahipsiniz. Onlar mükellefiyetleri eğer uygulama çok mükellefiyetleri zammıyla alıyorlar ama hakları daha ben kullanamıyorum. Niyazi Hocam siz ne diyorsunuz? Vallahi şimdi yani bu yani ben şuna katılıyor gerekiyor. Yani şöyle yani Sibel Hanım'a bir ölçüde katılıyorum. Şu an çok azaldı tabii bütün bunlar. Bunlar var ama eskisine nazaran Kezban Hanım'ın belirttiği gibi çok büyük ilerlemeler kaydettik. Ama ortada İki önemli sorun var ki bunlar da tamamıyla insan haklarıyla, inanç özgürlüğüyle ilgili şeyler. Bunlardan bir tanesi işte Halkeybela'da Rum okulu, ikincisi ise ökümeniklik statüsü. Hocam. Bunlar iki, çok önemli iki konular iki ve bunların altını çizelim. Bunu tartışacağız. Bence çarmıha germe buradan çıkıyor. Tamam. Sayın Bartolomeos bir takım hakların elde edildiğini, durumun daha iyi olduğunu biliyor ama hükümetle olan ilişkilerde uluslararası en önemli iki nokta bu. İki nokta. Çok güzel. İki noktada bu, hakikaten bu vaziyette. Patrik ekümenik Patrik çarmıh derken ikinci sınıf vatandaş derken aslında vurguladığı husus Fener Heybeliada Ruhban Okulu ve ekümeniklik tartışması. Buna konuşacağız. Ya bu mesele burada bende. Çok güzel. Ama başka ben, bir sürü var. Var. Diğerlerini de konuşacağız ama hocam ben büyük ben sizden bir şu konuyla ilgili bir görüş rica edeceğim. Buyurun estağfurullah. Bir dakika. Hükmü şahsiyet. Bir dakika. Ben şimdi Muharrem İnce'ye de döneceğim de hocam bir cümleyle bize. Bütün bunları konuşurken yani Türkiye'de yaşayan Rumların Rum asıllı Türk vatandaşlarının sorunlarını konuşurken eş zamanlı olarak Gümüncine'de Yunanistan'da yaşayan Türklerin sorunlarını da konuşmak durumunda mıyız?
Onları da konuşuruz. Cümle bir cümle olmasın. Onları da konuşuruz ama insan haklarında böyle bir misilleme bence çok sağlıklı bir yaklaşım ve insani bir yaklaşım değil. Biz kendi sorunumuzu çözelim. Onlara da baskı yapalım. Olay bu yani. Ortada bir sorun var. Ama Muharrem baskıyı Bey, buradaki Rumlar aracılığıyla yapıyor. Muharrem İnce Bey ne diyor? Uluslararası bir Ankara'yı dinleyelim. Muharrem İnce'yi dinleyelim lütfen. Ben Niyazi Hocam, Batı Trakya'da yaşayan insanların, Yunan vatandaşı olan Türk kökenlilerin sorunlarını, kendi sorunu görmüyor olabilir. Ben kendi sorunum görüyorum onları da. Mihail Bey'in sorununu da kendi sorunum böyle görüyorum. Böyle bir laf etmedim lütfen. Söylemediğim şeyi lütfen şey yapmayın. Kendi hayır. Sorunum olarak yasalar görüyorum. Şimdi bakın, için sorun tamamıyla politikacı tavrıyla Mihail bana Bey, yüklenmeyin, kusura bakmayın. Ben kendi Mihail sorunum. Mihail Bey. Buyurun. Yapmayın. Mihail Bey, buyurun. İkinci sınıf gördüğünü. Efendim. Ben bir örnek vereyim size. Lütfen. Gümrücine'de 2005 yılından bu yana okul inşaatını genişletmek için izin istiyor azınlık ama bu izni alamıyor 2005 yılından bu yana. Size göre benim evime izin vermemeniz ve bunu şart koşmanız doğru mu? Eğer böyle görüyorsanız ne diyeyim? Hayır değil. Değilse o hayır, zaman hiç bunu karıştırmayalım. Onu hayır. Lütfen Yunan hükümetiyle hayır, siz neden devlet olarak Yunan hükümetiyle, Yunan devletiyle görüşün. Benimle neye görüşüyorsunuz? Bana neyi söylüyorsunuz? Mihail Bey, bakınız bakın, Yunan, ben hem Yunan Türkiye'de hem Yunanistan'da dün bir açıklama yaptı. Evet. Ama beni dinlemeyecekseniz ben konuşmayayım. Yok, dinleyin, buyurun. Buyurun. Bakın dün gazetenin adını da veriyorum. Periskopya, Gümrücine'de çıkan bir gazete. Dışişleri Bakan Yardımcısı diyor ki dün, ben diyor azınlık konusunu Türkiye ile konuşmam diyor, tartışmam diyor. Milli Eğitim Bakanı aynı türden açıklamalar yapıyor. Ben şunları söylüyorum, bakınız. Güney Meriç Azınlık Kültür Derneği isminde bir dernek kuruluyor. Derneğin isminde azınlık sözü geçtiği için Yargıtay bölücülük yaptığı gerekçesiyle derneği kapatıyor. 9 tane çocuk kulübü kuruyorlar. Buradaki çocuklar okul öncesi eğitimi öğretmeni ve hiçbir ücret almadan yapılan bir iş bu. Yalnız Muharrem Bey, bir şey söyleyeceğim. Bu Türkçe öğretiyorlar. Bu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Mihail Bey diyor ki bana ne? Ben de size şunu söyleyeyim. Bakın Yeni Çağ'ını yazıyor. Alın o Yunan gazetesiyle bu gazeteyi karşılaştırın. Karşılaştırın, iki gazetenin ne yaptığını siz karar verin ya ne yaptığına. Bunun cevabını hayır, ben sizden soruyor muyum? Bu neden böyle yazıyor diye ben size soruyor muyum? Sizden herhangi bir hakkınızı kısıtlamaya kalkışıyor muyum? Ben Yunan gazetesi Mihail Bey'in sorununa bana ne demiyorum. Ben Mihail Bey'in sorununa bana ne demiyorum. Onun sorunu varsa ki var ama tabii ki var. Ama o çözülmezse ülkede çözülmemeli diyorsunuz. Aynı şey. Diyor, onu tamam demeye getiriyor. Ben öyle bir şey demiyorum. Bu konuda ama öyle demiyorum. Bu benim sorunum. Hayır. Benim, evet. Hayır. Ben şunu söylemek istiyorum. 2000 kişinin sorununu evet, onlarca televizyon tartışıyor bu ülkede. 2000 kişi kaldıktan sonra hiçbir televizyon tartışmıyor. 2000 kişi kaldıktan sonra ben size şu bir örnek vereceğim. 180 bin kişiyle size bir tane örnek vereceğim. Neye sorulmadı? İki cümle söyleyeyim. Ondan sonra hep siz konuşun. Buyurun. İki cümle söyleyeyim. Bugün Yunanistan'da kaçtır nüfusu 10 milyonun üzerinde. Yunanistan'da hiçbir aydın avukat yok mu? Çok. Hiçbir entelektüel yok mu? Çok. Batı Trakya'da Türklerin sorununu savunacak var. Bana bir tane Yunan avukat bulur musunuz? Tabii, tabii. Bir tane. Tabii. Kezban Hanım'ın barodan tabii, arkadaşları tabii, tabii, vardır. Kemo. Sizin dostlarınız vardır. Koskoca Yunanistan'da. Kemo bir tane avukat yok mu bu Türklerin? Tabii, ama tabii siz bilgisizsiniz. Bakın Kemo diye bir bakın, kuruluş var. Bu kuruluşa gelin. Bir Kemo diye bir kuruluş var. Biz bütün onlarla işi temas halindeyiz. Batı Trakya'daki siz azınlıkla görüşmediniz herhalde. Hiç görüşmüyorsunuz. Bir kısa ara verelim. Bir kısa. Azınlıkla görüştüm. Onlar da şunu dediler. Ama ben size bedelini ödeyeceğiz. Kimse böyle bir avukat biz bulalım. Peki bakın, kısa bir ara. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Kısa bir ara. Bir dakika. Ben milli birliği bozacak şekilde Rumluk propagandası yapmakla suçlandım. Maalesef beni savunacak avukat bulamadım. Mahkemede kendimi savundum. 10 sene mücadele ettim. Ve 10 sene sonra 3 kere beraat ettim. Bir kısa ara verelim. Vallahi bence bu da çok tatsız bir tartışma haline aynen dönüştü. Öyle. Şöyle ki, ya Muharrem Bey,
İsterse bir tane bile avukat çıkmasın. İsterse Yunanistan'da bir kişi bile oradaki azınlıkların haklarını savunmasın. Burada bu bize örnek mi? Bize örnek olur mu? Bizim şanımız, şerefimizdir. Şimdi ben Yunan, Rum azınlığı burada savunmak. Bir, şey bir kısa ben, ama vermem ben lazım. Bu ülkede çok kısa yaşayan, bir şey söyleyeceğim. Ahmet ben bu ülkede Ertan yaşayan Rum vatandaşlarımızın haklarını savunmak için elimden gelen her şeyi gösteririm. Evet. Mesele yok her o zaman. Her şeyi gösterin. Hiç kuşkusunuz olmaz. Hiçbir cümle. Ama, tek cümle. Evet. Mamer Bey. Ama ben Batı Trakya'daki insanların da haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Bunu söylememe, bunu söyleyince ilkel oluyorum. Hayır. Öbürünü söyleyince entelektüel oluyorum. Bunu anlayabilmiş değilim. Yaptığınızı ben uluslararası platformda gerçekleştirdim. Aynı şeyi ben de söyledim. Batı Trakyalı Türklerin sıkıntılarını Nisan ayında Krakova'da yapılan dinler arası diyalog toplantısında Kıbrıs Rum temsilcisi de vardı. Yunanistan'dan da temsilci vardı. Bana eleştiri yönelttiklerinde ben aynı sizin zaviyenizden. Kısa bir ara verelim, sonra devam ona edeceğiz. Ona cevap verdim. Oradan kısa, sıkıntı çekiyorlar. Kısa bir reklam arası, sonra tekrar birlikte olacağız. Fiyapı'nın katkılarıyla hazırlanan Tarafsız Bölge reklamlardan sonra devam edecek. Fiyapı'nın katkılarıyla hazırlanan Tarafsız Bölge devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Tarafsız Bölge'de Patrick Bartolomeo'nun açıklamalarını tartışıyoruz. Az önce ikinci sınıf vatandaş hissetmek, çarmıha gerilmek, bunların ne anlama geldiğini tartıştık, ele aldık. Herkes kendi görüşünü ortaya koydu. Şimdi de esas meseleye geleceğiz. Esas mesele Heybeliada Ruhban Okulu neden açılmıyor? Patrik'in esas üzerinde durduğu en önemli sorun buydu. İkinci konu da Niyazi Öktem Hoca'nın hatırlattığı gibi ekümeniklik tartışması. Şimdi hocam sizinle başlayalım. Buyurun. Bize... Pardon, bir cümle rica etmiştim. Söz özür dilerim. Bir de bu ekümeniklik ve Heybeliada Ruhban Okulu'na gelmeden önce bir küçük özet yapmak zorundayız. Neydi, ne oldu? Bunu yapmazsak insanlar işte bakın Avrupa Birliği, Amerika'yı arkasına destek alıyor. Türkiye'de olay çıkarıyor, nifak tohumları ekiyor diyerek halkı provoke ediyorlar ve hedef gösteriliyor Patrik ve Patrikhane. Bakınız bir ay önce bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bu operasyonun başındaki adam çok kötü anda yakaladınız. Oysa Bartolomeos'u öldürmeye hazırlanmıştım dedi. Bu gazetelerde verildi. Yani bakın böylece hedef de gösteriliyor. Evet. Bir de Sayın Milletvekiline bir şey hatırlatmak istiyorum. Biz hukukçuların dikkat etmesi gereken bir husus vardır. Kötü emsal alınmaz. Eğer Türkiye'de biz kendi vatandaşımıza temel hak ve hürriyetlerde faydalandırma konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz diyorlarsa kulak vermeli, hep birlikte sahip çıkmalıyız. Gelelim Batı Trakya meselesine. Çok özür dilerim. Muharrem İnce Bey'in, CHP'li İnce, görebilecek miyiz Sayın İnce'yi? Söylediklerini Sayın İnce, siz sanırım biraz da şunu da demek biliyorum istiyorsunuz. Sadece Türkiye'de yaşayan, tamam onların haklarını savunalım. Türkiye'de yaşayan Rum asıllı Türk vatandaşlarının haklarını savunalım. Bu konuda bir problem yok. Ben de savunurum diyorsunuz. Ama diyorsunuz Gümülcine'deki Türklerin haklarını da savunalım. O konuda da eksik kalmayalım. Bu söylemde bir problem var. Bu doğru. Var. Ama bu problem varken onun alternatifi olmaz. Benim çok Yunan kökenli arkadaşım var. Onlar da şu anda beni izliyorlardır. Asla böyle dar bir milliyetçilik kalıbıyla bunları konuşuyor değilim. Ben bu platformları fırsat bilerek Batı Trakya'nın sorunlarını da gündeme getirmeyi görev addediyorum kendime. Bunda bir sorun var mı? Bence böyle bunun için de özel program yapalım. Bunun için de hep yapalım. Yunanistan'da Batı Trakya'nın sorunları görüşülüyorsa bir televizyonda benim çıkıp da ya durun bunları görüşüyoruz ama hadi gelin şurumların da sorunlarını görüşelim demem yanlış. Doğru olur mu? Ben buna çok kızarım. Çünkü bu paralel yükümlülüktür. Paralel yükümlülük. Lozan her iki devlete paralel yükümlülük vermiş. Yani Yunanistan yapmadı diye ben burada rehine alacak değilim. Ancak bir şey hatırlatmak istiyorum müsaade ederseniz sonra sözümden kesin. Galata'da bulunan Rum Patrikliğine bağlı iki tane kilise
1923 ve 24 yıllarında, onun ardından da diğer ikisi 1965 yılında hükümetin, o zamanki hükümetin yardımıyla Papa Eftim tarafından işgal edilmiştir. Cemaat her gelen hükümete, kiliselerimizi istiyoruz, o cemaate ait vakıflar dediği halde görmezlikten gelinmiştir. 41 yılında. Bugün de devam ediyor. Kaç yılında olmuştur Sayın Atemi? Kaç yılında olmuştur? Kaç yılında olmuştur Sayın Atemi? En son 1965'te. 2009'da şu anda olanı örnek vereyim mi size? Ama Gümülcine edilmedi. Nimfea köyü. Allah'ım. Gümülcine Nimfea köyü. Ama siz yani yanlış ısrar ediyorsunuz. Caminin, cami vakfının üstüne şu anda kilise yapılıyor 2009 yılında. Adını veriyorum. Burada 3-4 kilise kaldı, onları da verelim. Şimdi 1945'te anlatayım kısaca. 1941 yılında Türkiye Cumhuriyeti 2. Dünya Savaşı'na girmemiş olmasına rağmen İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'da yaşayan gençleri askere yollamıştır ve Anadolu'daki amele taburlarına göndermiş ve çok ciddi halde büyük bir kısmı telef olmuş. Bunu neden anlatıyorsunuz? Anlatıyorum. Size? Neden çarmıha gerilmişiz edecek? Hayır ama hakikaten vaktimiz ama yok. Ama bakın bunlar önemli. Bunları söylemiyorsak insanları müsaade aldılar. Ederseniz bir ben toparlayayım. İzin verirseniz bir toparlayayım. Bir şey söyleyeceğim. Kezban Hanım müsaade ederseniz ben bir toparlayayım. Ama bakın bir şey söyleyeceğim. Bitiriyorum. Tamam okumuyorum. 1900-2009 senesindeyiz. Burdur'da askere giden çocuklara şu anda bütün alaylarda ve taburlarda biliyor musunuz ne dersi veriliyor? Patrik ve patrikhanenin Türkiye'ye ne kadar tehlikeli olduğu eğitiliyor. Kimlere? Yedek subay adaylarına. Ve o yedek subay adayları içinde bulunan Türk vatandaşı olan Rum gençleri gelip bunu anlatıyorlar. Diyorlar ki biz burada bunları duyduk. Ve bu hala yapılıyor. Ve bu çok önemli. Bunun üzerine bakın bunu Genelkurmay, bundan önceki Genelkurmay Başkanı'na bizzat soruyorlar. Hiç duymadım ben böyle bir şey diyor, araştıracağım. Bence diyor. Bu çok önemli. Peki şöyle yapalım o zaman. Genelkurmay Başkanlığı sonuçta Başbakan'a bağlı. Başbakanımız bu konuda Genelkurmay Başkanı'na bir talimat versin. Derhal bu derslerin ortadan kaldırılmasını sağlasın. Bunlar konferans sanıyorum veriyor. Herhalde Başbakan bunu söylüyor. Talimat veriyor ama bürokrasi bu talimatı yerine getirmiyor. Efendim her konuda muktedir olunabiliyorsa bu konuda da olunabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Hocam buyurun. Şimdi mesele şöyle bakın. Şimdiye kadar, son döneme kadar yani Adalet ve Kalkınma Partisi dönemine kadar bir takım sıkıntılar bunlar yaşadı. Son dönemle birlikte bu sıkıntılar peyderpey ortadan kalkmaya başladı. Demin söylediğim gibi ökümeniklik ve halki meselesi var. Halki dediğiniz Heybeliada. Heybeliada. Şimdi bu dönem içerisinde görebildiğimiz kadar, anlayabildiğimiz kadar bunların da çözüme kavuşacağı belirtildi. Bu hükümet tarafından belirtildi. Birçok konuda olduğu gibi bu hükümet bu konuda da gerekeni yapmadı, yapmıyordu. Belli. Yani anayasa değişikliklerinden tutun yapması gereken birçok şey var, yapmadı. O bu duruma gelindi, söz verildi. Yapılmayınca da Patrik böyle bir infialde bulundu. Olay bundan ibarettir. Yani büyütmek gerekmiyor. Sayın milletvekilime de hak veriyorum. Birlikte alalım hem oranın sorunlarını hem buranın. Ama biz burada Türk'üz. Türkiye'de yaşayan insanlar. Hayır düzenlesinler kendileri. Ben canı gönülden çalışmaya evet, yani hazırım. Batı Trakya Türklerinin buyurun, hakları ya, için. Ama düşünün ki yakın zamana kadar sıkıntılar. Müsaade edin bitireyim. Vakıflarla ilgili düzenlemeler yapıldı. Vakıflarla ilgili düzenlemelerle birlikte Kezban Hanım çok daha iyi bilir. Çok olumlu, göreceli de olsa adımlar. Olumlu adımlar atıldı. Ama bakın o olumlu adımları Sayın Milletvekilimin mensubu olduğu siyasi parti Anayasa Mahkemesi'ne Rozan'a aykırık gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne ve vatan haini ilan edildi. Bunu daha evvel Ahmet Necdet Bey ilerici Cumhurbaşkanımız veto etti. Yabancı saydı. Bakın bütün bunlar ha beni şaşırtan o, beni üzen vakıfla... o. Sosyal demokrat kökenli bir insan olarak çok üzülüyorum. Sosyal demokrat demek demokrat demektir. Allah'ına demokrat Anayasa demektir. Anayasa Mahkemesi karar verecek hocam. Efendim niye? Ben partiyi şey yapıyorum. Anayasa Mahkemesi'ne gitmekten neden gocunalım ki? Efendim bir hak verilmiş. Gaspı kabul ediyoruz hepimiz. Eski dönemlerde haklar üzerinde büyük suistimal yapılmış. Meşhur 36 kararnamesi var. Beyanname. Beyannamesi var. Peki bunlara... Yunan hükümetiyle Türk hükümetinin
aynı anda vakıflar yasasını değiştirdin, hepimiz efendim, biliyoruz. Efendim ben Türk'üm, Türkiye'deyim. Ben Türkiye ile ilgili... Aynı anda karşılıklı yapıldı bunlar. Efendim ben demokrat Yunan bir zihniyetin... atanmış genel sekretere seçilip seçim yapıp yapmama hakkı verdi. Bunu biliyorsunuz. Efendim ben bir demokrat olarak... Beyefendi, Yunan hükümetinin olarak, kuruluş tarihi de belli. Hak Türkiye elde Cumhuriyeti'nin evveliyatı Osmanlı'da belli. Veto Anayasa Mahkemesi'ne müracaat acı olan etmesini, bu ayrımı sosyal anlayamadım. Demokrat ve ilerici bir partinin böyle bir girişimde bulunmasını eski bir sosyal demokrat, dehşetli. Demokratik Sol Parti'nin kurucularından biri olarak Hayır, üzülerek karşılıyor. Başvurmanın neresi kötü? Efendim bir hak kazanılmış şöyle. Ortada. Ahmet Necdet Bey niye veto etti? Anayasa Mahkemesi bu hakkı göremez mi? Siz görüyorsunuz efendim, da bir hak... Anayasa Mahkemesi göremez mi? Değiştirmeyelim hocam. Anayasa Mahkemesi. Yapmayayım. Yani, böyle şey olur mu? Türkiye'de siyasetçiler sorunlara cevap bulmak, sorunlara çözüm bulmak durumundadır. Türkiye'de siyasetçiler sorunlara çözüm değil, sorun yaratmakla evet. çalışıyorlar. Şimdi mesele şu. Ana problemimiz bu. Her çözüme bir sorun. Aynen. Karıştırmayalım. Anayasa Mahkemesi karar verecek. Hele son günlerde iyice Anayasa Mahkemesi'ne de bir müdahale oluyor. Ana Muhalefet Partisi'nin anayasaya aykırılık iddiasıyla bir kanunu Anayasa Mahkemesi'nin önüne getirme hakkı var. Ve bu hakkını kullanmak. Tamam ben... Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir sosyal demokrat parti bu bağlamda bir anayasa mahkemesi yani, müracaatında bulunmuyor. Peki Sibel Hanım sizce Eyveli Adalı Osman Okulu? Mesela ne anayasaya aykırıydı da o zaman örnek verin. Hukukçuyum diyorsunuz. Hangi maddesi? Ben profesörüm yani hukuk fakültesi. İşte hukukçuyum diyorsunuz. Profesör olmanız beni ilgilendirmez. Hukukçu olmanız önemli. Siz aynı zamanda biliyorsunuz bu Patrikhane aleyhine yazdığınız kitabı baro bastı. Patrikhane aleyhine kitap yazmanın lütfen. Siz Patrikhane aleyhine kitap edin. Yazdınız önce ve okuyun, İstanbul barosu bastı sonra, bunu. Ondan niçin sonra konuşun. Akademisyensiniz de üniversiteniz basmadı da akademik kurallara uygundu da bu baro IQ bastı. IQ yayıncılıktan. Buyurun. Kitap IQ yayıncılıktır. Diğeri de İstanbul Barosu'nun yayınıdır. İstanbul Barosu'nda evet, neyi basmayacağını kendisi karar verir. Evet. İstanbul Barosu'nda siz mi yönetiyorsunuz? Hayır ben yönetmiyorum. Ben oranın bir üyesiyim. Diyorsunuz ya avukatı. Ben avukatı olmaktan şeref duyuyorum. Siz akademisyensiniz. Niye akademisyen kurallarına uygun olmuyor? Yayın evi yok efendim. Marmara Üniversitesi'nin yayınları yok. Peki niye sizin kitabınız Patrikhane ve... Aleyhine değil. Önce okuyun ondan sonra konuşun. Ben özgür ve bağımsız bir akademisyenim. Devletin avukatı değilim. Hiçbir kurumun cemaatin avukatı değilim. Orada avukat sadece olmak kötü var. Bir şey mi? Taraf avukat olmazsa nefes alamazsınız. Ben de avukatım aynı zamanda. Ay, avukatlık yapıyorsunuz. Taraf olmakla alakalı. Siz de avukatsınız. Ben hiçbir tarafa taraf olmadan objektif açıdan bu konuyu değerlendim. Aslında bu konuyu kitap bakın, olarak incelememde Sibel Hanım bir cevap verin çok lütfen. Sizi anayasaya ne aykırı onu öğrenelim. Bana hukukçusunuz. Vakıflar kanunuyla ilgili konuşmuyoruz. Anayasa Mahkemesi karar verecek. Şu an yargılaması ama, devam ama eden şu bir şey. Ama şu madde nedeniyle anayasaya gitti karar. Değil. Hayır ben şimdi Heybir Adalı kanunuyla ilgili gitti hanımefendi. Şimdi Heybir Adalı Ruhban Okulu meselesi ve Patrikhane meselesi basında çok yanlış bazda ele alınıyor ve provokasyon yapılarak efendim bu din adamı yetiştirme özgürlüğünün elinden alınması, azınlıkların baskı altına alınması, azınlık hukuku kavramlarıyla anlatılıyor. Diğer tarafta başka konular gündeme geliyor. Yok mu peki bu? Benim çıkış noktam buydu. Ben onu doçentken yazdım. Nedir bu mesele diye meraktan başladım. Bilmenin kaynağı meraktır. Önce merak duyacaksınız, sonra bilgi sahibi olacaksınız, sonra fikir sahibi olacaksınız. Çünkü her tarafta bu Hristiyanlığın iç işi Türkiye'yi ne ilgilendiriyor? Efendim Türkiye bu okulu kapattı, açsın. Efendim bu okul siyasi bir kararla kapanmadı ki siyasi bir kararla açılsın. Bu neyle hukuki, kapandı? Hukuki bir konu. Yani öyle olsaydı 7 yıldır iktidarda bulunan AKP, anlatayım. Bu okul Anayasa Mahkemesi'nin özel üniversitelerin anayasaya aykırı olduğuna ilişkin kararının ardından özel üniversite olduğu için ne zaman? Dolayısıyla ne zaman kapandı? 1971. Hayır. 71. 1971. Yani o 71'de kanun ne zaman çıktı? Şimdi 1971'de Anayasa Mahkemesi kararı 65 verildi. 65 tarihli özel üniversite. Ahmet Hakan bir katkıda bulunabilir miyim? Tabii. Şimdi efendim bu Fener Rum Patrikhanesi'nin Heybeliada Ruhban Okulu'nun bu tartışmaların içinde en fazla bu Ruhban Okulu'nun açılmasını isteyen kişiler şeriatçılardır bu ülkede, cemaatlerdir. Hadi yine. Şunun için,
Bakın politika çok politik yorum. Özel güzel yani. Hocam, biz hepimiz şöyle bir dakikanızı alacağım. Açıklamama izin verin lütfen. Bu ülkede özel polis koleji kurulamaz. Özel askeri lise kurulamaz. Özel din eğitimi verilen lise kurulamaz. 71'e özel kadar imam hatip lisesi de kurulamaz. Burada? Nasıl efendim? 71'e kadar ne oluyordu burada? Şimdi bakın, Atatürk döneminde burası Osmanlı döneminde imtiyazlı Osmanlı döneminde imtiyazlı bir yapılsın yine şest yapılsın. Yani böyle şey olur mu? Daha sonra kurulma senedini Lozan diyeceğiz. Şimdi imtiyaz oldu. Atatürk yapmış olmuş. 1971'de özel üniversiteler kapatılınca sadece bu ruhban okulu kapatılmadı. Onun yanında pek çok mühendislik fakültesi de kapatıldı. Sonra ne oldu onlar? Sonra hepsi açıldı onlar. Devlet denetimini kabul ederek devlet denetimini kabul ederek açıldılar. Şimdi Patrikhanenin istediği şey şu. Ne? Bir, diyor ki devlet denetimini tanımam. Hayır. Ne münasebet? Yalan bu. Bakın yalan söylüyorsunuz. Patrikhanenin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmak istiyor. Hanımefendi yalan söylüyorsunuz, cümlenizi lütfen geri alın. Hayır almam. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Belki yanlış biliyor olabilirim. Ama yalan söylüyorsunuz. Bence siz yalan söylüyorsunuz. Ben yalan söylemiyorum. Ben elimde belgeye dayanıyorum. Bakın siz yalan söylüyorsunuz, siz çok abartılı bir söz. Evet, bu yalan efendim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Milli Eğitim. Peki bu ülkede liseler Milli Eğitim'in denetimi altındadır. Yüksek okullar da YÖK'ün denetimi altındadır. YÖK kanununa göre bunu istemiyorum. Erdoğan Tezic Hoca rapor verdi. Asla YÖK'e bağlı olamaz dedi. Eski statüsünde buyurun. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu yönetmelik, kamera görüyorsa, Heybeliada Rum Rahipler Okulu öğretim yönetmeliği. Ya Muharrem Bey, ben bir şey soracağım. Bir dakika. Beyefendi bakın. Ben hakikaten ayrıntıları bilmiyorum. Sadece ben basit. Ama biz çok iyi biliyoruz. Şüphesiz. Ve bunun belgeleri de geldi. Bir dakika. Ne olur? Anayasa Mahkemesi kararında. Ya bir şey sorayım. Ne olur izin verin. Çok az vakit kaldı. Buyurun. Ya bu Heybeliada Ruhban Okulu'nda o 30-40 papaz yetişse. 3700 sene olur. 3700. Yani bu somut örnek ve faydasını Bey, size söyleyeyim. Ahmet Hakan, bana 120 saniye kimse karışmadan söz hakkı verirseniz 120 saniyede özetleyeceğim. Şimdi özetlemiştiniz. 120 saniyede ben isteyeceğim. Tamam. Eğer siz bu ülkede Rum vatandaşlarımıza diğer vatandaşlardan ayrıca fazlalık olarak onlara bir özel din okulu açmaya izin verirseniz Cübbeli Ahmet Hoca'ya da Çarşamba Özel İmam Hatip Lisesi açma izni vermelisiniz. Yani yine rehin alındınız. Değil. Çünkü biri Lozan'a istinaden kurulmuş. Aynen böyle olur. O dediğiniz Cübbeli o zaman karşıyım ben. Cübbeli'ye öyle bir hak vermeyelim. Hayır yani. Lozan'la ilgili maddeyi müsaade ederseniz okuyayım yani. 40. Ama hukuk eşittir diyor hanımefendi. Yani efendim Lozan bak uluslararası anlaşma sizin alanınız. Girmeyeyim. Yani Lozan'da 40. maddesi ne diyor? Gayrimüslim azınlıklara mensup Türk uyruklular yasa karşısında ve gerçek yaşamda öteki Türk uyruklarla aynı muameleye görecek ve aynı güvenceye sahip olacaklardır. Kendi dillerini serbestçe kullanmak ve dinlerinin gereğini yerine getirmek hakkıyla masraflarını kendileri karşılayarak her türlü hayır kurumu, dinsel ve toplumsal kurum, her türlü okul işte, ya da eğitim ve öğretim amaçlı başka kuruluş kurmak ve denetlemekte diğer Türk vatandaşları ile eşit haklara sahip. Eşit haklar. Diğer Türk vatandaşları ile eşit hak. Anahtar sözcük bu. Evet. O zaman eşit hak. Diğer Türk vatandaşları özel kapatılan okullar açıldı. Nerede onların? Bana söyle. Peki. Anlaşma yapalım mı? Bir dakika. Muharrem Bey. İslam ideolojisi veren okul var da. İnanın müsaade edin, tartışma çok önemli. Yani, bir şey yapalım. Onların çünkü din adamı yetiştirme süreci, prosesüsü başka, İslam'da ve Türkiye'de başka. Bir dakika. İslam'da da din adamı var, Yahudilik de var. Hayır, hayır. İslam'da din adamı yok. Değerli konuklar, şöyle bir durum söz konusu. İslam'da ruhban sınıfı yok. Ve teoloji eğitimi İslam'da da var. Bir de bir şey söyleyeyim ondan sonra. Rahat etsin içiniz. Kezban Hanım, şimdi Muharrem Bey de Ankara'da, şöyle yapalım. Bizim süremiz doldu. Artık beni ikide bir uyarıyorlar. Ben bu tartışmayı önemsiyorum. O zaman gidelim, kapıyı. Haftaya yapalım.
Haftaya lütfen gelin. Olur. Yapalım. Olur. Haftaya Muharrem Bey size gelir misiniz? Gelirim seve seve. Mihail. Tabii. Kezban Hanım. Tabii. Size, sizleri de bekliyoruz. Lütfen gelin haftaya açık açık bunu. Böyle ben sizin sözlerinizi kesmekten hicap duyuyorum. Yani sırf haftaya... Rıhman Okulu konuşacağız. Rıhman Okulu'nu konuşacağız. Kapamak için birer cümle verin lütfen. Vermeyelim. Ben de orada olmak isterim. Siz de gelin Muharrem Bey, vermeyelim. Tadında bırakalım. Kapatmak için ya bir cümleye de gerek yok. Bir cümle söylemek istiyorum şu açıdan. Benim gazetemde Batı Trakya'dan bir dostum, Türk dostum yazı yazar ve benim gazetede yayınlanır. Tamam. Kendi dertlerini anlatır. Haftaya... Agos gazetesine de aynı arkadaş... Agos gazetesine de yazar. Güzel. Bunu çok güzel. Bilmeleri iyi olur. Haftaya tekrar buluşalım. Bu konuyu devam ettireceğiz. Konuklarımız söz verdiler. Haftaya gelecekler. En iyisi bunu uzun uzun konuşmak ve tartışmak. Muharrem İnce de gelecek. İstanbul'a gelecek. Daha da güzel olur. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Haftaya yine buluşmak üzere. Hoşçakalın. Tarafsız Bölge'yi sundu.